Arkadaşlar biliyoruz biz kariyer zirvemizin son oturumu, son günümüz. Biliyorum hepiniz çok yorgunsunuz. Son saatler ama emin olun burada kazanım sağlayacağımız bilgilerle biz size çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Onun için biraz daha sabır istiyoruz sizden. Akışımızda daha önce bir sorularımız var. Sorularımıza başlayacağız. Daha sonrasında kısaca size bir soru cevap kısmı vakit ayıracağız. Hem interaktifi sağlamak hem de sizi biraz daha canlı tutmak açısından. Onun sonrasında soru cevaptan sonra bitirip en sonunda çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle ben 3 büyük e-ticaret firmamızın insan kaynaklı direktörlerini vakit ayırıp buraya kadar geldikleri için sizlere adına hepsine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten o yoğun mesailerinden vakit ayırarak hepsi burada bizlerle daha fazla bilgi verebilmek için kendileri burada bizim için geldiler. Ben çok fazla sözü uzatmadan hemen sorularımıza başlayıp daha sonra soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Kaya Hanım sizle başlayalım isterseniz. İnsan kaynakları departmanı olarak işe alım yaparken personel alımına nereye dikkat ediyorsunuz? Mülakat süreçlerinde en çok dikkat ettiğiniz hususlar neler? Ve arkadaşlara öğrenim hayatlarında nelere tavsiye edersiniz? Kendilerine ilk olarak hangi katma değerleri katmalılar? Bu konuda kısaca sizden başlayalım. Kısaca evet toparlayacağım. Öncelikle hoş geldiniz. Çok mutluyuz sizlerle burada bir araya geldiğimiz için bizler de. Bu paylaşım ortamları bizler için de gerçekten hem enerjimizi yükselten sizlerle gençlerle bir arada olarak hem de hakikaten yaptığımız işi daha da bizim için kıymetlendiren ortamlar oluyor. Bu yüzden hani bu saatte bu kendinizi geliştirme isteğiniz ve hevesiniz için hepinize ben teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Bunların geri dönüşünü mutlaka alacaksınız bence okuldan mezun olduk ve iş hayatına atıldıktan sonra. Ben hepsi burada da yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyorum. İnsan kaynakları tarafında yetenek yönetimi, işe alım, iç iletişim, eğitim tarafından sorumluyum. Tüm iştirakler ve merkezi hepsi burada kadrolarının. Ve hepsi burada aslında hepinizin bildiği gibi, aslında bundan önceki seanslarda da bahsedildiği gibi 2000 yılında kurulmuş Türkiye'nin ilk yerli, milli ve Türkiye'nin ticaret alanındaki dijital dönüşümünü aslında öncülük etme misyonuyla kurulmuş bir şirket. Bu yolculuk tabii 22 seneden beri devam ediyor ve bu yolculukta aslında belli bir kültür inşa olmuş durumda hepsi burada da. Bu kültürün aslında en temellerinden bir tanesi bir inovasyon ruhu ve girişimcilik ruhu. Bu ruhla hareket eden ve bu ruhla iş yapan insanların 22 senedir aslında geldiği bu nokta artık işte Nasdaq'ta bir kote olmuş bir şirket dünyaya açılma noktasına gelen, Türkiye'de e-ticaretin hakikaten öncülerinden biri haline gelmiş bir şirketten söz ediyoruz. Dolayısıyla bu şirkette bu ruhla iş yapan insanlarla ve bu kültüre uyum sağlayan insanlarla çalışmayı tabii ki biz önceliklendiriyoruz. Dolayısıyla aslında iş alım tarafında en önceliklendirdiğimiz kriter bu kültüre uyum sağlama. Bu kültüre uyum sağlamanın tabii ki alt katmanlarına bakarsak insanın aynı zamanda girişimci ve inovatif olabilmesi için belli bazı özellikleri de beraberinde getirmesi, barındırması ve bunları da geliştirmesi gerekiyor. Bunlardan bazıları özellikle veriye dayalı düşünebilmek ve bunu aslında odak edinmek. Diğer taraftan uyum ve adaptasyon kabiliyetini hiç durmadan aslında geliştirmek ve bu noktada da farklı konulara, farklı alanlara ilgi duymak biraz disiplinler arası aslında olabilmek. Çünkü bir bölümde okuyorsunuz hepiniz ama sonuçta bugün baktığınızda pek çok meslek artık çok dijitalleşme odaklı, veri okuyabilmeye, dijital yeteneklerinizi geliştirebilmeye aslında odaklı işler. Dolayısıyla bu alandaki kabiliyetleri geliştirebilmek çok önem taşıyor bizim için işe alımdaki aslında kriterlerde. Ve tabii ki bizden önceki seanslarda da çok fazla konuşuldu ve söylendi aslında. Tabii ki isteklilik ve motivasyon da çok ön sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla bunu hepiniz tabii ki isteklisiniz. Bir pozisyona başvuruyorsunuz ve istekli olduğunuz için tabii ki o alanda çalışmak istediğiniz için aslında başvuruyorsunuz ama okul dönemlerinde aslında kendinize katacaklarınız, o alana duyduğunuz ilgiyi aslında kendinizi geliştirerek daha farklı bir noktaya taşıyacağınız ve bunu aslında başvurduğunuz o işe dönemlerde ortaya çıkartıp fark yaratabileceğiniz belki çalışmalar yapmak burada aslında belli oluyor. Kişinin kendini o alanda gösterdiği isteklilik ve motivasyon. Dolayısıyla bizler işe alımda aslında hem bu kültürel ortama uyum noktasında kişiyi yetkinliklerini değerlendiriyoruz hem de eğer tabii ki tecrübeli bir alım yapacaksak o noktada belli bir
yetkinlik seti, belli bir yetenek seti üzerinden, belli bir tecrübe veya teknik bilgi gereklilikleri üzerinden de hareket ediyoruz. Ama genel itibariyle şunu söylemek gerekiyor ki, hepsi buradanın yetenek havuzunu oluştururken, hem belli bir bu yetkinlik havuzuna, tabii yetkinlik uyumuna dikkat ederken, aynı zamanda da bir kapsayıcı bir kültüre de aslında hani sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Belli bir işte cinsiyetten, belli bir yaş aralığından ya da belli bir profilden bağımsız bir zengin bir kültür oluşturmaya aslında odaklı yaklaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kısaca özetlemek gerekirse, tabii bu derya deniz bir konu bu arada, ama hani kısaca özetlemek gerekirse bunlar olduğunu söyleyebilirim. Kayanım, kısaca bir de şey, bu arkadaşlarımız hepsi adaylar şu anda. Bir gün muhtemelen sizlerin de önüne gelecekler. Öğrencilik hayatlarında da çoğumuz öğrenci. Nelere dikkat etsinler? Katma değer olarak kendilerine, kısaca böyle böyle temel taşlar olarak, köşe başları tutmak, köşe baş cümlesi olarak neler tavsiye edebiliriz? Kısaca bir de onun bilgisini alırsak. Bir defa dediğim gibi belli bir alandan mezun olacaksınız hepiniz. Biz de öyle olduk. Ama o branşın aslında sadece kendi alanına kısıtlı kalmayıp biraz daha disiplinler arası bir yaklaşıma sahip olmak çok önemli. Bu ne demek? Aslında her mesleğin, artık her alanın kendi içinde belli farklı yönelimleri var. Yani dijital alanları var. Örnek veriyorum, biz insan kaynakları profesyoneliyiz. Artık insan kaynakları analitiği bir işte büyük veriye bakarak iş alım süreçlerini iyileştirme ya da daha doğru adaya daha hızlı ulaşabilme anlamda stratejileri geliştirebilmek gibi her artık alanın dijitalleşme ve veriyi kullanabilme yönünde farklı açılımları var. Dolayısıyla her bölüm mezununda aslında bu dijital okur yazarlık, bu dijital kabiliyetlerini geliştirmelerini öneriyorum öncelikle. Ve eskiden böyle değildi hakikaten. Bizim jenerasyon, biz sizden biraz daha evvel, ben yaklaşık 20 sene önce mezun oldum üniversiteden. Staj olanakları bugünkü gibi değildi. Bu yeni mezunlara ya da işte okulların son dönemlerindeki arkadaşlara yönelik programlar bu kadar zengin değildi. Hakikaten bir staj aramak için kapı kapı dolaşırdık. Bir ay, iki ay staj yapabilmek için uğraşırdık. Ama bugün öyle değil. Bunları takip edip kendinizi geliştirebileceğiniz alanlarda hakikaten o sektöre, o şirkete uygun musunuz? Bu alanda kendinizi geliştirme noktasında hakikaten istekli misiniz? Bunu tecrübe edebileceğiniz staj programlarına ve yeni mezun programlarına katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir de çok fazla mesela bootcamp'ler var. Özellikle teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için. Bu alanda yine çok fazla işbirliği yapıyorlar artık özel sektörle. Bunları değerlendirmek yine ayrı bir fırsat haline geliyor. Kısacası aslında hedefiniz hepinizin aynı aslında. Ve bu hedefe giderken farklılaştırabileceğiniz kendinizi, yetkinliklerinizi geliştirmek ve fark yaratmak aslında. O alandaki o fark yaratacak aday haline gelebilmek için bunlar önemli. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Selin Hanım, peki N11 demiyorum, N11 diyorum. Aynı soruyu size de yönelsem. İnsan kaynakları departmanı olarak arkadaşlara alım yaparken personel nelere dikkat ediyoruz? Mülakat sürecinde dikkat ettiğimiz hususlar neler? Ve arkadaşlar öğrencilik hayatında kendilerine ne gibi katman değerler katsın? Siz N11 olarak nelere çok dikkat ediyorsunuz? Bu konuda kısaca da sizi dinleyelim. Sesim geliyor galiba. Şimdi ben arkadaşım çok güzel özetledi. Onun için çok tekrara girmek istemiyorum. Bugün çok duydunuz var benzer şeyleri. Size de katılıyorum. Onları bir kenara koyuyorum. Bir de bir ilave edeceğim şimdi. Bir kere öncelikle ben bugün sabah geldim. Ben İstanbul'da durdum. İlk arkadaşlarımla birlikte. Ve şeyi fark ettim. İnanılmaz bilinçli ve bilerek geliyorsunuz. Bazen bizim olduğumuz dönemde her yıl hatırlar en bir gündür. Ben bu yaşta acaba ne yapıyordum ve neredeydim ve ne kadar biliyordum diye kendime ilk şöyle bir sordum. Onun için zaten bence gerçekten istemek derken birazcık da bunu yani sormak, araştırmak, merak etmek bir anlam aramak aslında. İlla sevdiğimiz bir şey olmak zorunda değil ama anlam bulduğumuz bir şey de olabilir. Ve bu anlamda burası teknoloji şirketi de sadece teknolojide bulmak da biliyorsunuz. Ben insan kaynaklı da biz bu arada insan diyoruz. Çünkü insan bilim unvanında yanlışlık var zannediyor. Hayır, bilinçli. İnsan departmanı diyoruz. Biz kaynakları kısmını kendisi aldık. İnsanı değer olarak görüyoruz. Bu şekilde öyle bir boşluk yaptık. Ben geriden geldi bir kültür durumu. Ne oldu ya da sürdürüzün dolayısıyla anlam diyeceğim değil. Bu anlam içinde çok fazla aslında yani bizim dönemimizde bence yeni bir şöyle baktığınız zaman evet staj yapmak iyi bir yöntemde. Bir deneme yanılma yapmak için ya ben bir şey uyumuyor muyum, uyumuyor muyum, kendini test etmek nasıl yapıyorum, ortamı nasıl uyuyorum, kültür nasıl vesaire görmek için de. Şimdi biraz da tamam evet işin bu kısmı belki eksik kalır ama elinizin altında YouTube gibi bir şey var, elinizin altında podcastler var, elinizin altında Google'in
deneyimler, öğrenimler, milyonlarca kaynak var. TED Talk'lar var. 5 dakikada nasıl kod yazılır Google'a yazdığınız zaman Deryan Deniz zaten önümüzde kaynak çıkıyor. Dolayısıyla aslında bence işin bir kısmı, o TSS'ne ne istiyorum, o anlamı yapmak için çalışırken birazcık kurcalamak gerekiyor. Ben onu bilmiyorum. Dolayısıyla merak ve şeye geleceğim aslında, anlam dolayı öyle bağlıca. Ben kendim bu yüzden kullanmaya çalışıyorum. Günler 2 saat yaklaşık, sabah akşam trafikteyim. O boş zamanlar benim için. Trafikteciğim sıkacağım, açıyorum. Bir konuşmayı dinliyorum, açıyorum, farklı sektörden birini dinliyorum. Ben kendi adıma da daha çok öğreneceğim şey var. Benim geçmişime baktığınız zaman nasıl tüketim var, ilaç var, perakende var, kozmetik var. Ama teknoloji yok. Güvendiler, dolayısıyla buradan da biraz şeye bağlayacağım, sağ olsunlar. İstek, biraz da belki de potansiyeli orada ortaya koymak ve elinizden gelen maksimumunu vermek, öğrenmeyi çabalamak. Bazı doğru bildiğimiz şeyleri unutup yeniden öğrenmek. Benim en büyük aslında şeyim, tavsiyem, doğru bildiğimiz şeyleri bazen unutup yeniden öğrenmek gerekiyor. Bu mülakatı gelirken de çare. Yani siz de böyle cinayet gibi değil, yatak kaynası, ağzına sakız olmasın. Evet tamam, bir yere kadar tabii ki hani kapalı sens dediğimiz o şeye bakacağız ama onun dışında da aslında sizin orada gerçekten kendiniz olarak ne kattınız, ne sorular sorduğunuz, orada nasıl yaklaştığınız, neyi aradığınız, karşı tarafı sanırım olarak geçirseniz bence zaten birçok adımına doğrultu atlamış oluyorsunuz. Ben yalnızca ben de biraz daha, belki de çok felsefik tarafından girdim ama araştırmak, merak etmek, soru sormak, cevapları bilmemek okey. Yani cesaretli olup ben bu sorunun cevabını bilmiyorum ya da ben tam olarak ne sormak istediğinizi anlayamadım demek ayıp değil. Size eksi yazacak bir şey değil. Aslında hoşumuza giden bir şey. Karşımızda bizi zorlayan gencecik pırıl pırıl insanlar görmek gerçekten gurur verici. Asla da ters değil. Kısaca Gaye Hanım'a sorduğum soruyu size de özellikle sormak istiyorum. Peki öğrenci arkadaşlarımız, yani öğrencilik hayatında özellikle senin adıma hemen kısaca bu soruyu da bir soracağım, hemen Derya Hanım'a geçeceğim. Nelere dikkat etsinler? Katma değer okuyanlara ne katsınlar? Öğrenciyken, yani siz mülakatta geldikleri zaman karşınıza, ya öğrenciyken neler yaptınız diye sorarken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Bu konuda tavsiyeleriniz olacak mı? Çünkü neticede hepimiz belli bir zaman çalışma hayatına sahibiz. Belli bir yollardan geçtik. Bizlere bazen bazı şeyler çok basit gelebiliyor ama arkadaşlar şu anda daha yolun başında. Onlara burada vereceğimiz bilgiler çok önemli ve çok ehemmiyet arz ettiğini düşünüyorum ben. Onun için kısaca bize de oradan da bir alırsak bilgi çok mutlu oluruz. Selin Hanım. Selin. Sen. Rica ederim. Yok Selin Hanım. Dediğim gibi biraz neye geldiğini bilmek bence önemli ve insanı bir adıma geçiren bir şey. Çok başımıza gelmiştir, eminim buradaki bütün çalışma arkadaşlarımın başına gelmiştir. Niçin olduğunu bilmek ve soruları, mülakatı ona göre illa bir yönetmek zorunda değiliz. Öyle güzel rakamlar yaşıyoruz ki biz. O kadar güzel kılıkla hazırlanmış gelmiş, işle ilgili sorularını sürmüş, şehirde ilgili, trendlerle ilgili, dünyanın gittiği yerle ilgili yerden birazcık neye bir sürü durum başvuracaktır arkadaşlar. Sadece de yol bir değil. İçinde rekabet içinde olduğu durumları genel olarak seçenek durumu, Türkiye ne ediyor, bu işe globalde nasıl bakılıyor. Ben hazırlığın gerçekten çok ciddi şekilde öne geçirdiğini düşünüyorum. Ciddiye aldığını hissettiğini bizim tarafımızda bence gerçekten bir yerine taşıyor. Bilmiyorum yeterli olmaz. Bir sonraki cevabımlarda inşallah daha detaylı olsun. Çok teşekkür ederiz. Derya Hanım, peki trend olarak sizler insan kaynakları departmanı olarak alım yaparken nelere dikkat ediyoruz? Mülakat süreçlerinde en çok karşılaştığınız hususlar neler ve öğrencilere öğrencilik hayatta tavsiye edeceğiniz hususlar nelerdir? Bu konuda kısaca sizden bilgi alalım. Öncelikle çok teşekkürler gerçekten bu saatte bu ilgiyle, bu motivasyonla dinlemek. Bence zaten buradaki tavsiyelerden birincisini yerine getirmiş oluyorsunuz şu anda. O yüzden hepinize gerçekten içtenlikle çok teşekkür ederim kendi adıma. Selin'in de Gaye'nin de söylediği her şeye katılarak, hani üzerine koyarak gidelim hep tekrar etmeden. Ben şuna çok inanıyorum. Bu bizim şirketimizin felsefesini de çok yansıttığını düşünüyorum. Her şeyin temelinde aslında öğrenmeye açıklık, öğrenme çabası ve o işe ya da o ilgi alanınız her neyse o konuya duyduğunuz motivasyon var bence. Biz özellikle yeni mezun arkadaşlarımızla görüşürken şunu çok farkındayız hepimiz eminim ki. Sizler oraya gelene kadar herhangi bir tecrübe edinmediniz. Sınırlı staj tecrübeleriniz var. Belki bazı sosyal kulüplerde çalıştınız, belki komünitelerde görev aldınız. Bunun çok farkındayız biz. Dolayısıyla bizim burada baktığımız şey gerçekten öğrenme istekliliği
ve de o işe duyduğunuz ilgi ve motivasyon. Benim sürekli takip ettiğim bir araştırma var. Dünya Ekonomik Forumu'nun Mesleklerin Geleceği, İşlerin Geleceği isimli bir araştırması. Her yılda yayınlanıyor. Ve bu araştırmada gelecek 5 yıl içerisindeki en kritik yetkinlikler açıklanıyor her yıl. Ve o listeden hiç çıkmayan bazı yetkinlikler var. Herhangi bir makaleyi okuduğunuzda da gördüğünüz, işte yaratıcı olmak, teknolojiye ilgi duymak, problem çözme becerileri ve benzeri. Ama son 2-3 yıldır, özellikle pandemiden sonra, oraya giren çok yeni bir yetkinlik var. Aktif öğrenme. Yani siz kendi kendinizi geliştirme konusunda ne yapıyorsunuz? Öğrenme konusundaki motivasyonunuz nedir? Bu tip cümleler genelde böyle konferanslarda, zirvelerde duyduğunuz zaman biraz büyük cümleler gibi kalıyor. Ama temelde yapmanızı beklediğimiz ya da etkilendiğimiz şey sizlerle görüştüğümüzde gerçekten o ilgi duyduğu alanla ilgili bir merakı var mı? Derin bir merakı var mı? O merakı gidermeye dönük çabası var mı? Biz bununla daha çok ilgileniyoruz ama temel olarak da tabii ki o çabanın üzerine, o istekliliğin üzerine bir amaç belirlemek gerekiyor, bir vizyon belirlemek gerekiyor. Amaç belirlemek dendiğinde de hep şöyle oluyor, bir dakika ya ben şimdi okuldan yeni mezun oldum, nasıl bir amaç belirleyeceğim ki, işte bilgisayar mühendisliği okudum, bilgisayar mühendisliği yapacağım gibi. Aslında o amacı tariflemek de zor oluyor biraz. Yani kendimi koyuyorum sizin yerinize, o yaşlardaki dönemime tekrar dönüyorum. O amacı koyabilmek için de araştırmak gerekiyor. Yani sınırlı bilgiyle bir şeyi tanımlamak çok zor çünkü. Ne kadar derin, biraz önce tam Selin'in dediği gibi, ne kadar ufkunuzu geliştirirseniz, o farklı kaynaklardan yararlanarak bilgi seviyenizi arttırırsanız o kadar aslında o amaç netleşiyor yavaş yavaş zihninizde. Yaptığınız bir staj programıyla gelişiyor, işte katıldığınız bir eğitimle gelişiyor, bir zirvede duyduğunuz bir cümleyle gelişiyor. Dolayısıyla bunlar etkiliyor. Küçücük bir özetle, çok uzatmadan, biz neye bakıyoruz? Aslında Gaye'nin de Selin'in de söylediği birçok şeye biz de bakıyoruz. Tam da Gaye'nin söylediği gibi biz de kültüre uygunluğa bakıyoruz. Kültüre uygunluk ne demek? Biz bu şirkette nasıl insanlarla çalışmak istiyoruz ve nasıl insanlarla iş yapmak istiyoruz? Hani birkaç böyle kelimeyle balıt balıt hızlıca söylersem, güçlü iletişim önemli. Güçlü iletişimden kastettiğim kendini iyi ifade edebilmek, doğru ifade edebilmek. Böyle son dönem trendlerde hep şey, hani kendini satmak. Hayır, öyle bir şeyden söz etmiyoruz. Tam da tersine egosuz, doğal, samimi bir iletişim tarzı arıyoruz aslında. Onun dışında tabii ki dataya yakın olmak önemli. Bizim için gerçekten kritik, altını çizdiğimiz faktörlerden bir tanesi. Öğrenmeye açık olmak son derece önemli. Değişime açık olmak ve o değişime hızlı uyum sağlayabilmek çok önemli. Ve tabii ki analitik beceriler, yani bir problemle karşılaştığında o problemi parçalarını ayırıp çözebilmek konusunda bir yol bulabiliyor mu? Bakış açısı geliştirebiliyor mu? Neden-sonuç ilişkisi kurabiliyor mu? Dolayısıyla hani iki temel başlık altında özetleyebiliriz. Bir davranışsal becerilere bakıyoruz. Bir de tabii ki isteklilik, potansiyel. Varsa tecrübeleri tabii ki artı ama yeni mezun arkadaşlarımızda hiçbir zaman tecrübesizlik vesaire bir eleme nedeni olmuyor bizim için. Daha çok bunlara bakıyoruz. Diğer tüm söylenenlere de katılıyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Şimdi arkadaşlarımız muhtemelen en çok merak ettiği bir sorumuz var, onu sormak istiyoruz. Şirketlerimizin staj ve iş alım programı hakkında kısa bilgi verebilir misiniz? Sizle başlayalım Gaye Hanım isterseniz. Programlarımız nelerdi, iş alım ve staj? Sesim tamam. İş alım ve staj programları. Şimdi zaten LinkedIn'de ve Kariyer.net'te aktif ilanlarımızı sürekli takip edebiliyorsunuz. Hani orada zaten bir deneyimli ve deneyimsiz alımlar noktasında. Ama sizi daha çok ilgilendiren kısmı ile ilgili bilgi vermek gerekirse, bir Geleceğiniz Burada diye bir program dizayn ettik. Geleceğiniz Burada bizim Z'si büyük. Gençlere yönelik aslında işveren markamız. Bu marka özellikle Z jenerasyonunun öne çıkan aslında özelliklerini hedefleyen ve onlara atıfta bulunan bir marka. Bu markayla ilgili farklı çalışmalarımız da var. Bunlardan bir tanesi de üniversitenin son sınıfında aslında part-time bir program sunuyoruz sizlere. Bu part-time program uzun dönem staj programı. 4. sınıfın 2. döneminde yaklaşık yaz döneminde kapsayarak 6 ay süren bu yapılandırılmış
İş başında öğrenmenin yanı sıra aynı zamanda işte çeşitli eğitimlerle desteklediğimiz, bir hackathonla tamamladığımız, bir proje ile sonlandırdığımız ve sonunda da bir değerlendirme sürecini kapsayan bir program. Bu programın başvurularını biz Ocak ayında muhtemelen açmış olacağız. Yani sizin ikinci döneminizin başlangıcına yakın bu dönemde aslında. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5000 civarında aslında başvuru aldık bu programa. Oldukça yüksek bir başvuru rakamıydı bizim için. İlk yılıydı. Yaklaşık 85 öğrenci burada bu programa dahil olarak yaklaşık işte geçtiğimiz ay 5 ay yapabildik dönem arasına denk geldiği için bu süreci tamamlayıp yaklaşık 50 tanesi de işe başladı. Hepsi burada da farklı departmanlarda. Sadece teknolojiye özel değil bu arada. Tüm departmanları kapsayan bir program bu. Çok verimliydi. Hem çok iyi dönüşler aldık. Bizim tarafta da kendi içimizde de aslında yeni mezun kaynağı alırken kullandığımız çok güzel bir program oldu. Her açıdan bizim aslında hedeflerimize ulaşmamıza sebep olan bir program oldu. Bu sene de devamını dediğim gibi gerçekleştireceğiz. 2023'ün Ocak ayı ya da Şubat başı gibi ilanları takip ederseniz hem geleceğinizburada.com'dan hem LinkedIn'den zaten açıyor olacağız. Bunun dışında tabii staj programlarımız, zorunlu staj tarafında imkan sağlıyoruz. Yılın farklı dönemlerine ne zaman yapmak isterseniz başvurabiliyorsunuz. Uygun duruma göre ayarlıyoruz, planlıyoruz. Gönüllülük esasına dayalı farklı staj durumları da olabiliyor ama daha ziyade bu geleceğiniz programı, geleceğiniz burada programı altında artık toparladık hepsini. Genel itibariyle işe alım tarafındaki hani sizi ilgilendiren yeni mezun ve üniversite dönemindeki aslında öğrencileri ilgilendiren kısım bu şekilde bizim şirketteki. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Peki sanırım Selin Hanım, N11 olarak sizlerin staj ve işe alım hakkında kısaca program arasında bilgi alabilir miyiz? Aslında benzer bir farkımızlar da var. Ben aslında şeyden biriyim. Bunu umut ve ışık verecek bir dosyaya verdiğim cevabı başlayabilirim. Bizim şirketin yaş ortalaması 33 arkadaşlar. Bence sebeplerinden bir tanesi bu kadar geniş bir şirket olmamızı. Bizim yönetsel rolümüz, yani yönetsel rollerden kastımız menajer ve üstü yönetici, yani müdür ve üstü rollerde bizim %42'lik bir oranımız var. İnternship'te, stajla başlayıp yolunu alan ve şirkete adım adım kademe kademe ilerleyen. Yani bu çok ciddi bir oran, çok ciddi bir oran. Ben 20 ya da 21 yılı zannediyorum ve gelmeden evvel baktım, bilgi bilmeli, şey olsun, net olsun. 20 tane arkadaş sadece geçtiğimiz 2 sene içinde zaten şöyle bir baktığım zaman, genelde çıkan terbi yerine, hareket yerine, içeride aldıkları rolleri görüyoruz. Dolayısıyla bizim için şuraya bağlayacağım. Aynen arkadaşlarımız gibi yine staj aslında sadece o an için dönemsel bir şey değil. Gerçekten karşılıklı birbirini tanıyıp, yatırım yapıp, gelişip, gerekirse bir sonraki rolü, bir sonraki rolü tabii ki şirketin içinde bu arkadaşların büyüdüğünü, geliştiğini görmek. Gerçekten ben de bir şey derim ekipte falan da konuşurken, yani doğru toprağı buluyorsan eğer bazen tomurcuk açıyorsun yani. Bu tomurcuk açım arkadaşlar da işte böyle 20 tane, 25 tane bir süre içinde zaten yollarını almışlar. Dolayısıyla biz içinizden yetiştirmeyi, güzelliği beraber yazmayı zaten seven bir şey bizim sonucu olarak. Tabii ki bu şey, bunun bir dengesi var. Yani bazı rollerde gerçekten tecrübe ya da teknik bilgi gerektiği noktada dışarıya da bakabiliyoruz. Dolayısıyla bunu %100 bir kuralı yok. Ama seviyoruz. Şimdi sorunun başına gelecek olursa, 2-3 tip var aslında bizlere. Şimdi teknoloji üzerinde de non-teknolojinin tek dışındaki programlarımız var. Canlı sahiplerimiz de aynen imkanlar, bilgisayarın eğitimlerden geçiyor arkadaşlar. Uzunca bir süre beraber vakit geçiriyoruz. Ve arkadaşlar sonra teknolojileri departmanı altında ilgili rollerini alarak yürürler. 2022 yılı açacak olursak 25 kişilik bir genç aslında ekibi Ocak ayından itibaren bugünümüze kalktık. Sağ olsun onlar şu anda da çok güzel anlamlı bir şekilde devam ediyorlar. Bu tekrarlamayı planladığımız, şu anda hazırlıklarını başladığımız bir program. Eskiden Uğurlu Kariyerim diyorduk, şimdi adını değiştirip tekrardan bir oraya güncelleyeceğiz. Nasip'lerimiz, eğitim dışındaki tarafta da üniversiteler ve MT programlarımız var. Ne ciddi ayırıp, biz MT dediğimiz noktada biraz daha mevcut olmaya yakın ve artık hani full kadrolu rolü alabilmeye yakın arkadaşları hedefliyoruz. Staj dediğimizde ilk daha yolu olan, gerçekten deneme yanılmak isteyen, yolu uzun vadeli olabilir. Orada biraz yer fazla
genişliyor. İkinci sınıftan itibaren gidiyor arkadaşlar. Onların dediğimiz değerlendirmeler, özel sınıflar, babalarla geçiriyoruz. Kültür tarafı çok kritik bizim için de. Kullanmayayım ama onu değinmek şart. Yani teknik açıdan vakalar, şimdi bileyim şeyler, grup egzersizleri vesaire bunların hepsi. Ama bizim süper güçler dediğimiz güçler var. İşte dayanımlı olmak, güvenilir olmak, ilgili olmak, arkadaşlarımız sayesinde çok şey düşünüyoruz orada. Stratejik düşünmek, bütünsel düşünmek vesaire. Buralarda işin birazcık davranışsal ve mindset diyeceğim, bakış, işe bakış tarzı şekli diyelim. Gelen şeyler oralara da mutlaka bakıyoruz. Yani o DNA kültür buluşması da gerçekten işin önemli bir kısmı. İster söz olsun, ister renkli, ister full bir şey olsun. Konuşmanız arasında mezuna yakın arkadaşlardan bahsettiniz. Yani halihazırda 4. sınıfta okurken de arkadaşlar size iş başvurusunda bulunup hem okuyup hem part-time şekilde çalışma imkanı mı sunuyoruz? Tabii. Teşekkürler değerli bilginiz için. Bu arada ben de bir şey ekleyeyim. Orada bir tabii parantez açmış olayım. Hani arkadaşlar doğru akıllarında kalsın diye. Dördüncü sınıfta biz de mesela geleceğiniz burada alıyoruz. Mesela yüksek lisans öğrencisi de alıyoruz. Çünkü haftada 3 gün bir devam aslında şartı arıyoruz part-time'da. Hani aklınızda olsun. Zaten ilanda yazacak hani detaylı kriterler ama orada yüksek lisans öğrencilerini de değerlendiriyoruz özetle. Çünkü buradaki arkadaşlarımız da okul okulu okullar için onlar için hani öğrenim görürken böyle çalışma imkanları sunmak çok değerli. O konular ayrıca bir... Zaten genellikle son sınıfın ikinci yarısında ve yüksek lisansta haftanın toplamda 3 günü bu arada yani yarım yarım da olabilir tamamlayabiliyorlar çünkü. 3 günü çalışabiliyorlar genellikle yani bir vakit ayırabiliyorlar en azından. Sınav dönemlerinde tabii ki esneklikler oluyor. Farklı projeleriyle ilgili ödevlerle ilgili izin alabiliyorlar. Onlarla ilgili hiçbir sorun yok. Bir şekilde uyumlanıyoruz yani oralara. O da parantez açmış olayım. Onun çok teşekkürler. Derya Hanım, peki trend yolu olarak bizler staj ve iş alım programları hakkında kısaca bilgi verebilir miyiz arkadaşlar? Tabii, ben de hemen böyle hızlıca aktarmaya çalışayım. İki başlıkta ifade edeyim. Bir, gerçekten yapılandırılmış yetiştirme programlarımız var bizim de. Benzer şekilde çok benziyor. Çok gelenekselleşmiş bir trend yol talent programımız var. Burada 3. 4. sınıf öğrencilerini ve yüksek lisans öğrencilerini alıyoruz bu programa. Sadece teknoloji değil, non-teknoloji ekiplerinden de arkadaşlarımızı yerleştiriyoruz. Böyle her yıl yaklaşık 150 kişi giriyor bu programa. İlanlarını zaten hem trendyol.com'da hem LinkedIn'de yayınlıyoruz. Biraz önce saydığım aslında yetkinliklere ve yeterliliklere bakıyoruz tüm o süreçte ve seçim sürecini buna göre yapılandırıyoruz. Sonrasında yaklaşık 8 ay devam eden bir part-time çalışma dönemi. Bu dönem içerisinde mutlaka koçluk, mentorlukla destekliyoruz. Belli projeler yapıyorlar arkadaşlarımız ve stajın sonunda doğal olarak bir değerlendirme süreci oluyor. Bu değerlendirme sürecinden geçen arkadaşlarımızın şimdiye kadarki rakamı söyleyeyim. Hani gelecek daha fazla olur, daha az olur onu bilemiyorum ama yaklaşık %50'sini Trendyol'da tam zamanlı mezun olduktan sonra kadrolu çalışma düzenine geçiyoruz. Bir kısmı stajlayıp sonrasında o süreçten eğer başarılı oluyorlarsa tekrar onları başladıklarında bir gelişim programına alıp Trendyol'da birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Saha çalışanlarına yönelik ya da bizim özellikle e-ticaret dendiğinde işin hep teknoloji tarafı akla geliyor ya da işin daha çok böyle pazarlama, iletişim tarafı akla geliyor ama lojistik e-ticaretle çok iç içe. Özellikle saha operasyonlarımız için yetiştirilmek üzere çok spesifik lojistik yönetici yetiştirme programları da yapıyoruz. Burada ama tabii şey önemli oluyor biraz. Okuldan mezun olmak, 1-2 yıllık tecrübeli olmak gibi koşullar olabiliyor. Tüm bunların dışında yani bu yapılandırılmış programların dışında bir de tabii olağan devam eden işe alım süreçleri var. O süreçler içinde de tabii ki tecrübe arıyoruz biraz, deneyim arıyoruz birçok rolde. Ama yeni mezundan biraz hallice, 1-2 yıllık tecrübeli aslında olabilir. Konuyu kıyısından köşesinden tecrübe etmiş, bir farkındalığı var, ufak tefek de bir deneyimi var deyip biraz daha yetiştirmek
üzere aldığımız roller de oluyor normal işe alım süreçlerinin içinde. Bunları takip etmek için de Trendyol'un zaten LinkedIn'deki ilanlarını takip etmek yeterli. Özellikle Genç Yetenek Programı daha çok bizim Şubat ayında ilanlarını yayınladığımız sosyal mecralarda oradan takip edebileceğiniz programlardan bir tanesi. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Rica ederim. Ben de kısaca arkadaşlara bootcamp hakkında ben de bilgi vermek istiyorum. Biz de BTK Akademi olarak atölyelere gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar mutlaka bootcamp'lere başvurun. Çünkü yarın mezun olduğunuz zaman mutlaka mülakatlara gittiğiniz zaman sizden tecrübe istenecek. Özellikle yazılım alanında çalışıyorsanız farklı alanlarda da olabilir. Mutlaka kitabınızda bir proje olması ya da herhangi bir proje aşamasındaki çalışmalarda bulunduğunuz mülakatlar istediğiniz zaman sunulması için tecrübe çok önemli ve bootcamp'ler bunları kesinlikle sağlıyor size. BTK Akademi olarak biz atölyeleri de açıyoruz. Onlara da başvurabilirsiniz. Hani gerçekten anladığım kadarıyla 3 şirketimizin de bu alanda yoğun çalışması var. Bootcamp'leri bence kesinlikle kaçırmayın. Çok büyük fırsat bunlar sizler için. Hem yazılım hem veya farklı alanlar. Gerçi daha çok şu anda yazılım alanında yapılıyor. Full stack developer diyoruz. O mobil oyun geliştirici, mobil uygulama. Ama gerçekten bunların olması bence sizlere büyük katma değer katan çalışmalar. Şirketlerimizin de bu anda çalışma yapması bence çok güzel. Gerçekten kaliteli çalışma. Şu anda son 20 dakikamız olduğunu görüyorum ben. Kısaca ben sizlerden de arkadaşlar birkaç tane soru alalım diyorum. Hem interaktif biraz arttıralım hem de biraz aslında bu konuklarımızdan gelen teklif. Hem arkadaşlarla biz daha çok bir arada olmak istiyoruz. Bize soracakları sorular varsa onları almak istiyoruz diye. Buyurun hocam sizden başlayabiliriz. Mikrofon hemen verebiliriz. Ses açabilir miyiz hocam? Hocam. Siz söyleyin ben duyuyoruz. Şey yapayım. Biz duyuyoruz şu an hocam. Size alalım buyurun. Özel sorduğunuz bir şirketimiz var mı yoksa hepsine genel olarak mı sormak istiyorsunuz? Zorunlu stajlardan mı söz ediyorsunuz? Hayır. Ön lisans öğrencilerine yönelik lisans dediniz galiba. Ön lisans öğrencilerine staj var mı diye soruyor mevcut arkadaşımız. Mevcut staj programımızın içinde ben sorulara samimi ve açık cevap vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Mevcut talent programımızın içinde bizim en azından kendi adımıza söyleyebilirim. Mutlaka lisans öğrencisi zorunluluğu arıyoruz. Ama ön lisans bölümünde okuyan ya da ön lisans bölümünde bir konuda derinleşmiş, hevesi çok yüksek, istekliliği çok yüksek bir arkadaşımız varsa da mutlaka görüşürüz. Onu bir yere yerleştiremezsek bile görüşürüz. Ama oradaki amacımız daha çok şey oluyor. Ona mentörlük yapmak, yönlendirmek geleceğe dair. Çünkü şeyi kabul etmemiz gerekiyor hepimiz. Bu kadar çok adayın olduğu bir dünyada akademik geçmiş, yani üniversitenin ön lisans olması, 4 yıllık lisans programı olması ya da İngilizcenizin iyi olması ya da olmaması büyük aday kitlelerinin içinde bir eleme ya da değerlendirmede kritik bir faktör olabiliyor. O yüzden şu anki programlarımızın içinde bizim mutlaka 4 yıllık lisans okuma zorunluluğu var. Sadece lojistik programımızın içinde ön lisans mezunlarını da kabul ediyoruz. Kısaca aynen. Hemen cevap alalım. Aynen. Seni aynen. Biz çok takılmıyoruz. Ama çok takılmıyoruz. O karşımıza bilgi alıyorum %100 ve her yerde görebiliyoruz. Herkes nasıl ki o fırsattan faydalanıp gelip mülakatına gelip görüşmesini yapıp atlıyorsa biz önden tabii ki böyle bir şeyden geliyoruz. O kadar artık iş kişiye düşüyor. Yani biz biraz önce arkadaşımızla konuşurken yani size var mı son öğrencileri? Bizim lise mezunu insan bile var teknolojileri farkında diye düşündük kendi aramızda konuştuk. Ha tabii ki bunların sayısı çok mu? Bence değil. Çok dürüst bir cevap yine. Ama tamamen kişinin getirdiğiyle anlayıya geliyorum. Yaratıcılığı fark. Yani orada söyleyeceği, sunucu o mülakat geliştireceği ya da olaya bakış tarzı diyelim. Geliş tarzı bence kişi özel değerlendirilir. Mesaj üzerinde biz kafadan ve değişimden dolayı eğeriz. Yani kurallara çok orada biz takmıyoruz kendisi. Biraz daha esnek bakmaya çalışıyoruz diyebilirim. Belki bir tık farklı. Evet. Evet, bizde de yapılandırılmış programda lisans zorunluluğu olmakla birlikte
Bakarsanız şirketin geneline, lisans mezunu olmayan elbette pek çok yetkin arkadaşımız var kendi alanında, çok ciddi tecrübeli, ama tabii ki bir tecrübeyle gelmek o eğitim seviyesiyle başka bir şey. Direkt yeni mezun birinin orada o fırsatı yakalaması başka bir şey. O biraz daha zor. O yüzden orada sıyrılabilmek biraz daha zorlaşıyor diğerlerinden. Dediğim gibi geleceğiniz burada da zorunluluk var, ama onun dışında esnekliklerimiz var. Belli alanlarda, belli konularda elbette bu alanda böyle çok istekli, o fırsatı değerlendirmeye meraklı, kendini geliştirmeye bir yerlerden başlamış, bir noktaya getirmiş birilerini değerlendirdiğimiz durumlarda oluyor. Ama zorunlu staj tarafında da bu arada illa lisans mezunu lisansta okumayanları da değerlendirdiğimiz durumlar oluyor. Bizde lojistik tarafı bu arada daha esnek aynı şekilde. Çok büyük tabii ki şirket yapılarımız, çok büyük ekosistemler artık de ticaret şirketleri. Bizim de bakacak olursanız 4000 kişiye yakın çalışan var. İşte IT'de sadece 1000 kişi çalışıyor falan. Yani lojistik tarafı bambaşka bir dünya. Uçtan önce bakarsanız çok standart süreç ve kurallarla tanımlayamıyoruz artık aslında iş alım süreçlerini. Dolayısıyla belli programlar yapılandırsak, buralarda belli standartizasyonlar getirsek de genel itibariyle böyle artık eskiden bankacılıkta vardı o işte. Çok katı kurallar vardı. Şuradan mezun olacak da şuradan işte şu deneyime gelecek falan. Artık onlar evet daha esnek. Aynen. Yani buradan benim kısaca anladığım, arkadaşlar piyasanın çok büyük bir eleman ihtiyacı var. Özellikle yazılım ve bilgi teknoloji alanında. Yani ön lisans mezunu olabilirsiniz, lisansta yeter kendinizi geliştirin, mutlaka katma değer olarak üzerinize kendinize bir kitapta projeler, yazılım alanında bir bilgiler katın, bootcamp'lere katılın. Muhtemelen bu firmalarımızın önüne geldiğiniz zaman zaten sizin kendinize kattığınız değerler ön planda tutulacak. Yaptığınız çalışmalar, tecrübeleriniz, daha sonra tabii kendi kriterlerine göre muhtemelen onlar da kendi içinde ayrışacaktır. Tabii hocam, tabii buyurun. Bizim de yine hani ben BTK'dan da kısaca bilgi vermek istersem, USOM'da mesela USOM daire başkanımız Onur Başkan öğlen önceki oturumda vardı. Orada da mesela hani ön lisans mezunu arkadaşlar da var, lisans mezunu arkadaşlar da var. Ama ön lisans olup kendinizi çok iyi geliştirebilirsiniz de. Yani hayatın 1-0 gerisinden başlamış gibi düşünmenizi ben istemiyorum açıkçası. Yani üzerine katacağınız katma değerler çok önemli, çalışma çok önemli, özverili olma çok önemli. En önemli katkı bunlar olduğunu düşünüyorum. Bu taraftan aldık, o taraftan alalım. Hocam sizden alabilir miyiz kısa bir soru? Geliyor hocam sanki. Geliyor mu şu an? Geliyor hocam, buyurun. Merhabalar, ismim Alper Tuncel. Ben aslında birazcık görüşmelerden sonra kendi isteğimizle ilgili nasıl bir davranış sergiliyorsunuz onu merak ediyorum. Mesela güzel bir görüşme geçirdik ve sonucunda siz isteklerinizi söylediniz, sıra bana geldi. Ben de esnek çalışmayla ilgili bir şey söyledim. Yani bir gün saat 11'de şirkete gelip bir günü evde çalışıp bir günde sabah 9'da gelmeyle alakalı ne kadar sıcak bakarsınız. Ve Avrupa'da, yani daha doğrusu yurt dışında bazı şirketlerde 4 günlük çalışma sistemi getirildi. Bu sistem sizlere de gelecek mi? Ve bu ne zaman gelebilir, gelecekse de bunları merak ediyorum. 3 şirketimize de soruyorsun galiba hocam aynı soruyu. Evet. Gaye Hanım'dan başlayarak kısaca isterseniz şöyle düşüncelerinizi alalım. İnsan kaynaklarının en sevmediği soru galiba değil mi? 4 güne düşme olayı. Ya artık zaten maalesef kalktı. Yani böyle sabah 8 akşam 6 mesai saatlerinin böyle arasında çalışmak, onun dışında bilgisayarı kapatıp hayata devam etmek. Zaten artık işin doğası, hele ki bu sektörün doğası gereği, özellikle yani bu sektör adına hani konuşmak gerekirse, böyle bir dünya zaten yok. Bu kendiliğinden gelişen bir süreç oldu, hele ki pandemiyle birlikte. Pandemiyle birlikte herkesin uzaktan, bizde teknoloji şu anda full uzaktan çalışıyor, örnek veriyorum. Dolayısıyla öyle şey bir takip mekanizmamız da yok. Sabah saat işte 8.30'da bilgisayar açıldı, login yapıldı mı? Log kayıtlarına bakalım. Evet, öyle bir dünya yok işte, şu saatte şey yaptım mı, online mı diye takip etmiyoruz açıkça söylemek gerekirse. Ama zaten bunlar iş sonuçlarına direkt olarak yansıyor. Yani o
O takipten çok öte bir zaten performans var ortada. Dolayısıyla bu konular artık zaten bizim sektörlerde çok geçerliğini yitirdi. Tabii ki ofise gittiğimiz, işte o sinerjiyi yakalamak için bir arada olduğumuz, oraya gittiğimiz zaman biraz daha ofis kurallarına riayet ettiğimiz durumlarda olmakla birlikte genel itibariyle daha esnek koşullar, daha esnek bir hayat var e-ticarette, en azından bizim şirkette diyebilirim. Diğer soru da 4 günü valla onu biz de bilmiyoruz. O biraz evet şu an biraz belki konuşmak için erken, uygulama örnekleri bilmiyorum Türkiye'de daha oldu mu çok, Avrupa'da başladı ufak ufak ama umarım olur ve umarım ilk örnekleri de bu sektörden olur. Neden olmasın, çok da verimliliği arttıracak bir şey olduğunu kendi adıma düşünüyorum. Yani yenilikçi uygulamaların daha önde giden sektörler bunlar çünkü e-ticaret sektörü. Olursa bence burada zaten başlar. Çok teşekkür ederiz. Selin Hanım kısaca sizden de. Özellikle gençler bu uzaktan çalışma meselesiyle çok yakından ilgililer. Evet. Çok yakından ilgililer. Biliyoruz ki bu jenerasyon için biraz iş yaşam, özel yaşam dengesi daha önemli. Biz de bunu kabul ediyoruz, destekliyoruz. Benim Trendyol öncesinde çalıştığım şirketlerde de uzaktan çalışma uyguları vardı. Yani uygulamaları vardı ve çok yabancı değildim buna. Ama pandemiyle beraber tabii ki hepimizin hayatı dramatik şekilde değişti ve kalıcı olarak değişti. Bugün hala ofise dönmeye çalışan şirketler olsa bile hiç kimse haftanın 5 günü çalışanlarına ofise geleceksin deme cesaretini pek de gösteremiyor ve bence de gösteremeyecekler. Biz nasıl ilerliyoruz Trendyol'da? Bizim operasyon merkezlerimiz hariç, yani özellikle lojistik tarafındaki depo operasyonları tarafında fiilen işin az önce Selin'in dediği gibi orada yapılmasını gerektiren işler dışındaki tüm rollerimizde neredeyse full remote çalışıyoruz ama yine de hibrit diyoruz buna. Çünkü ayda bir gün ofise geliyoruz sadece. O ayda bir gün de biraz şey gibi oluyor, hani sosyalleşme, herkesin birbiriyle bağ kurması, biraz daha hani o hasret gidermesi, birlikte eğer çalışılması gereken konular varsa o konuların birlikte ofis içinde çalışılması gibi. Dolayısıyla böyle de ilerleyeceğiz gibi görünüyor ama her şey de değişebilir tabii iş ihtiyaçlarına göre. Herkes bunu kendi iş dinamiklerine göre, kendi içindeki şirket kültürüne göre değerlendiriyor. Artık şey önemli değil, yani kaç saat hangi koltukta ya da hangi bilgisayarın başında oturduğunuz değil, ürettiğiniz çıktı önemli, iş sonuçları önemli. Onu nereden yaptığınızın da bir önemi yok. Evdeki masanızdan da yapmış olabilirsiniz. Evinizin yanındaki kafeye gidip orada da çalışmış olabilirsiniz. Buna bakışımız son derece yumuşak ve pozitif. Şimdilik dediğim gibi ayda bir günle ilerliyoruz. Operasyon merkezleri hariç ya da çok spesifik roller hariç. Teşekkür ederim. Zamanımız bayağı kısaldı. Ben de bir soru sormak istiyorum açıkçası. Biraz gelen hem sorulardan da toparlayarak hem de zamanı toparlamak açısından. Tabii arkadaşlarımızla şu anda hep iş alım imkanları, staj imkanları, mülakat, hep onları konuştuk. Ama tabii belki bu arkadaşlarımız şunu da çok merak ediyor. Belki biz şirketleri seçeceğiz. Belki yeri gelecek, biz şirketleri seçeceğiz. Yani sormak istediğim soru şu, çalışma hayatındaki performansı arttırmak için siz neler sunuyorsunuz? Ve akademik olarak onlara bir kariyer imkanlarınız var mı? Yani işe girdikten sonra bu arkadaşlar ne gibi, nasıl bir ortamda çalışıyor? Sosyallik olarak ona neler sunuyorsunuz? Kısaca o konuda da biraz bilgi alarak herhalde o zaman kapatabiliriz. Tamam. Ben başlayayım. Siz de başlayalım isterseniz. Peki.
Şöyle zaten artık insan kaynaklarının çalışma alanı, demin aslında Selin de söyledi, ben de bu artık kaynak lafından pek haz etmiyorum. İnsan kıymetleri diyebiliriz, başka bir şey diyebiliriz. Çünkü insanı hakikaten alıyorsunuz işe, kazandırıyorsunuz şirkete. Onu artık orada tutundurmanız, mutlu etmeniz, geliştirmeniz ve o insanın kendini geliştirmesiyle ilgili olan o yolda anlam, kendisinin anlam arayışını onu geliştirmeniz ve belli bir noktaya taşımanız gerekiyor. O bir birliktelik. Dolayısıyla bu yolda artık hani insanlar size sadece saat işin olduğu, işte sabah işte 9 akşam 6 o şeye uymayan, daha esnek yapılarla aslında çalışan bir organizasyon istiyor. Biz de buna uygun olarak işte bu tabii ki pek çok şirketin yaptığı gibi bir işveren markamız var. Bunun altında belli markalarımız var. İşte eğitim tarafında hepsi institüt dediğimiz yapının altında bir akademi kurduk. Buna uygun şekilde tüm departmanların stratejik hedeflerini ve çalışanların oradaki beklentilerini, profillerine uygun yetkinlik gelişimleri, işte liderlik gelişimleri, pek çok alanda farklı alanlarda gelişim programları dizayn ettik. İşte bu yıl şu ana kadar yaklaşık 120 bin saate varan bir bu yıl bir eğitim vermişiz. Bu çok farklı alanlarda oluyor. Kişisel gelişim olabiliyor, yetkinlik gelişimi olabiliyor, mesleki gelişim olabiliyor. Bunun yanı sıra hepsi fan, hepsi club gibi ve farklı farklı içeride bizim markalarımız var. İşte fan tarafında çalışanların hobilerine yönelik belli kulüpler, etkinlikler düzenliyoruz. Bunun yanı sıra işte yine kulüp tarafında işte şirketlerden indirimler sağlayarak bunu çalışanlara duyurarak işte yine kurduğumuz bir farklı bir yapımız var. Gibi böyle farklı içeride aslında hayatı renklendirmeye çalıştığımız bir yapımız var hepsi burada tarafında. Özellikle kulüp ve etkinlikler tarafı çok renkli geçiyor gerçekten. Aynı zamanda belli işte aktiviteler tarafında hobilerinize uygun yapılandırdığımız işte gelken kulübünden tutun da basketbol kulübüne kadar yıl içinde devam eden belli farklı yapılar da kurguladık. Gibi böyle hani aslında içeride çalışanın da bağlılığını ve o şirket kültürüne adaptasyonu sağlamaya yönelik belli yapılarımız, kurgularımız var. Hakikaten şey de bu arada çok da güzel karşılık görüyor. Çok katılımlar yüksek. Hani bunları kurarken, yaparken mesela bütçelendirirken bu kadar olacağını hayal etmemiştik bu yılın başında mesela. İnanılmaz yerlere gittik onlar. Çalışanlar çok sahipleniyor. Daha da geliştirecek, onları farklı noktalara taşıyacak aslında yaklaşımlar güdüyorlar. Dolayısıyla çok da mutlu ediyor bizi. Böyle. Çok, çok teşekkürler. Selin Hanım, ne 11 bu alandan? Baktığınız zaman benim kimden şeyleri bir şey daha bahsediyor. Çalıştığınız zaman bir işe aldık. Şirketi kazandırdık değil, ondan sonra geliştirmek için ne yaptık, tutmak için ne yaptık, bilmemesi için, bağlı, mutlu çalışması için ne yapıyoruz? Aslında biraz bu soruların cevapları. Çok benzer uygulamalar var ama belki biraz daha böyle odaklı bir şey olursam, bizim kültür çok geri bilim olan alan bir kültür. Bütün sistemlerimiz aslında karşılanıyor. Neon bir alt dediğimiz bir performans sistemimiz var. Bir kez daha bahsettiğim süper güçleri, geri gidelim, birbirimize geri gidelim, kıyıya aşağıya geri gidelim dediğimiz bir mekanizmamız var ve işin kalbini bunu oluşturuyoruz. Gelişim dediğimiz zaman illa bir eğitimden bahsetmek zorunda değiliz. Ben kendi dönemimde rahatlıyorum, diyetimiz kaç kişiyizdir, şöyle bir elleri bir tanıdım, süper. Yani mesela Michael Jordan belgeseli bir izleyen var mı aramızda? Teşekkür ederim. Yani mesela o benim için müthiş ilham verici bir şeydi. Ama adamın düşünün ne olmuş, nerede yanında olmuş vesaire. Böyle bir mesela orada izledik bir saat belgesel bile çok yorum almış, onun bir slide'ını da çok iyiymiş. Hakikaten mesela bir tane izlemeyi sağlıyorum. Yani çok şey öğrenmek, çok büyük öğrenmek. Dolayısıyla tutulmaya gelip de gelişim tasarımı değil ki aslında geri bildirimde bunun içinde var, bilimliğin birbirimize anlattığımız hikayeler var. İşbirliğinde önemli olan bir buz diye bir inisiyatif ekibimiz var. Gerçekten böyle hani aşağıdan yukarıya bir ilişkik gerçekleştirdik. Yani bütün sağ olun, çok hoş geldin. Gördüğünüz tarafından konuştuğumuz bir soruyla, konuşmak herhalde. Yani mesela bir ilişkinin geldiği bir ilişkinin altında çalışabileceğimiz bir yönetim var. Dolayısıyla bu transparanlık bence tutulduğu insanları. İletişim bacağı bence bir üçüncü kurulu. Yani işte ondan çok hoş. Oradan memnun diyeceğim ama iletişim bence, elçileri ulaşılabilir olan ve iletişim olarak da çalışma olarak çok önemli. Biz insan CEO kanalları koyduk. Yemek tanıdığımız gerçekten her cuma 2 saat, bazen 3 saat o kadar sabah 9'dan 11-12 neyse bırakmadan, usanmadan çok keyif alarak gerçekten
baktığım değişim yaradı. Nasıl bir başarınız oldu? Ya da belki de başaramadık ama oradan öğrenecek ve başka türlü bir şeye gidecek. Bu alanda iletişim bacağına, dolayısıyla bir üç tane yani birbirimizin gelişimi, bilgilerim, sürekli iletişim, anlam, vizyon, nereye gitmek istiyoruz ve ben bunun nasıl parçası olurum. Bence aslında ilk kalan şeyi biraz daha gölgede bırakıyor. Eğer bunlar bence olmuyoruz da. Yine ben çok fazla bir şey yok. Ben en son son sözlerinizi uzatalım. Deryan'dan da kısaca bir şey diyecekti galiba Gaye bir şey. Hemen alayım sizi. Bir şey tetikledi de. Ya çünkü sizin genel müdürden çok ilham veren bir şey duydum bir önceki seansta. Çok doğru söyledi. Sosyal sorumluluk işleri inanılmaz derecede sizin aslında kişisel gelişiminizde tahmin etmeyeceğiniz kadar farklı açılımlara sebebiyet veriyor. Bu da biz de böyle düşündüğümüz için bu konuyla ilgili de mesela bir uygulamamız var. Hepsi gönülden dediğimiz STK'larla falan işbirliği. Mesela bu taraf da çok önemli bir alan. Hani bu demin de aslında söylediğiniz soruya da cevap veriyor. Yani bu dönemde mesela bu alana da hakikaten ilgi göstermeniz ve belli bir eğer varsa boş vaktiniz bunlara vakit ayırmanız çok kıymetli. Zaten yeni mesela şeylerde de görüyoruz yeni istatistiklerde sizin jenerasyon biraz daha çevreye topluma duyarlı katkı sağlayan fark yaratan buralarda katma değer yaratan işleri daha fazla ilgi duyuyor. Bu açıdan da şirketler aslında kendilerini öyle de konumlandırıyorlar artık ve bu alanlarda da çalışanlarına böyle farklı alanlar yaratıyorlar. Bu hem sizin şu an için aslında hani yapabileceğiniz bir şey diye aklıma geldi. Hem de çalışacağınız şirkette belki ilginizi çekecek böyle konular olabilir. Çok teşekkür ederiz. Derya Hanım sen de kısaca tamam, ben de hızlıca hemen toparlayacağız. Söylenenleri tekrarlamayacağım çünkü bugün hani büyük kurumsal şirketlerin birçoğuna gittiğinizde hemen hemen hepsinin bir akademisi var. Hemen hemen hepsinin sosyal sorumluluk projeleri var. Sizin de dahil olabildiğiniz bir takım paylaşım platformları var, sohbetler var liderlerle. Bizde de bunların benzerleri var. Ama Trendyol'da kendi ekip arkadaşlarımın perspektifinden yanıtlamaya çalışayım. Yani Trendyol'dan hani 10 tane böyle genç arkadaşımızı çevirseniz ve sorsanız hani en çok neden Trendyol'da çalışmayı seviyorlardır? Bence şu iki şeyi söylerler ya da üç şeyi söylerler. Birincisi deneme, yanılma, hata yapma ve ilerleme fırsatı derler. Yani Trendyol'da hatalardan öğrenmek bir öğrenme biçimi. Yani hatadan öğrenmek, hatta onun üzerine konuşmak, ondan bir learning çıkarmak, sonra tekrar önüne bakmak ve ilerlemek büyük bir konfor. Dolayısıyla bunu sunduğumuzu söyleyebilirim. Bu beraberinde şunu getiriyor. Hızlı ilerlemeyi, hızlı öğrenmeyi getiriyor. Rotasyonu çok destekliyoruz. 6 ayını doldurduktan sonra Trendyol'daki herhangi bir ekip arkadaşımız istediği farklı bir role başvurabilir ve değerlendirme süreçlerinden geçiyorsa hareket edebilir. Tam da tersine bunu teşvik ediyoruz. Liderlere bununla ilgili performans hedef kartlarına hedef koyuyoruz. Ekibinin şu kadarını mutlaka bu yıl içinde hareket ettirmelisin. Çünkü organizasyonun canlılığı, işin dinamizmi bunu gerektiriyor. Yani o kanın sürekli akması için ve üretkenliğin devamlılığı için rotasyonun çok önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Eğitim ve gelişim. Yani eğitim dediğimiz şey artık kesinlikle hani Zoom'da ya da sınıflarda yaptığımız eğitimlerin dışına görüyoruz. Retrolar, meetuplar, benzer farklı öğrenme ve paylaşım ortamları çokça desteklediğimiz yöntemlerden biri. Sadece her bir çalışma arkadaşımıza her yıl training allowance bütçesi altında, bu yıl öyleydi, 12 bin lira bir eğitim gelişim desteği veriyoruz. Aldığı diğer tüm eğitimlerin dışında ekstra. İstiyorsan bunu git İngilizceni geliştirmek için kullan. İstiyorsan git bunu koçlukla ilgili bir programa katılmak için kullan. Ama işe etkisi olacak bir şey için kullan. Tek koşulu bu. Bunun dışında da tabii ki yani rotasyonu ve gelişimi bir tarafa koyarsak ilerleme, yani ilerlediklerini hissediyorlar bence bizimle çalışma arkadaşlarımız. Yani Trendyol'da toplam tecrübesi 5 yıllık müdür de görebilirsiniz. Toplam tecrübesi 7-8 yıllık kıdemli müdür de görebilirsiniz. 7-8 yıllık direktör de görebilirsiniz.
Yani başka bir şirkette en az 20 yıl geçirmesi gerekir, belki 15 yıl geçirmesi gerekir oraya gelebilmek için. Neden böyle peki? Biz neyi önemsiyoruz? Biz böyle kıdemle, yıllarla falan bunlarla çok ilgilenmiyoruz. Tam da sizin bakış açınızı çok yakaladığını düşündüğüm potansiyelle ilgileniyoruz. Yani çıktıya bakıyoruz. Eğer gerçekten analitik becerileri, üretkenliği, akıl kattığı işlerin değeri, bunlar eğer bizi ileriye taşıyorsa, organizasyonu ileriye taşıyorsa, onun ilerlememesi için de hiçbir neden yok açıkçası bizim açımızdan. O yüzden ben Trendyol'da bunları vaat ettiğimizi söyleyebilirim ek olarak. Çok teşekkürler. Kısaca toparlamak gerekirse arkadaşlar, ilk başta firmalarımızın iş alım süreçleri, mülakatlar, daha sonra staj ve iş imkanlarından bahsettik. Sonra sizden kalan sorulara cevap verdik. En sonunda peki biz işe girersek 3 ticaret şirketimiz bize ne gibi imkanlar sunuyor? Onu konuşarak kısaca bitirdik şu anda. Çok teşekkür ediyorum ben kendilerine katılım sağladıkları için, o kadar yoğun mesaileri için, geldikleri için. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar burada bize dinlediniz, yoğun katılım sağladınız.